canavarlar Paris'in dört bir tarafında ve şu an itibariyle hiçbiri hala hareket etmiş değil. Polis bölgeyi kuşatmış durumda. İnsanların günlük hayatını normale döndürene kadar çalışmaya devam. Ama şimdilik pek bir ilerleme olmadı. Paris yeni kurtarıcı meleklerine güveniyor. Uğur böceği ve kara kediyi bekliyor. Hayatlarımız onlara bağlı. Dinle, ne kadar çok korktuğunu tahmin ediyorum ama merak etme tatlım. Paris'i koruyan iki süper kahraman var ve onlara ancak korkmadığımızı göstererek yardım edebiliriz. Çünkü onlara güveniyoruz. Ama ya başaramazlarsa? O zaman seni ben kurtarırım. Süper fırıncı iş başında! Sağ ol süper baba. Ne yapıyor öyle? Adrian? Çıkarken görmemiş miydin? Eğer olma bir şey olursa bunun sorumlusu sen olursun. Çok garip bir çocuksun. Bütün gün evde oturmak varken kim okula gider ki? Hiç anlamıyorsun Plak. Bütün gün evde babamla oturmaktan bıktım artık. Birileriyle tanışıp arkadaş olmalıyım. Herkes gibi normal okula gitmeliyim. Galiba biraz halsizim. Gerçekten oldukça garip. Sen bütün gün bu iğrenç çürümüş kokuşmuş peyniri yiyorsun diye ben de bunun kokusunu çekiyorum biliyor musun? İşte bu çok tuhaf. Eğer süper kahramana dönüşeceksen işin sırrı kokuşmuş peynirdir arkadaşım. Uğur Blue insanlara en havalı süper kahramanı tanıtıyor. Uğur böceği. Ne kadar harika değil mi? Videonun izlenme sayısına baksana. Ama Uğur böceğine neden güveniyorsun ki? O taş canavarlar... O hepsini yenebilir. Peki ya herkesin düşündüğü gibi bir süper kahraman olamazsa? Sen neden söz ediyorsun? Dur. Ne olduğunu biliyorum. Korkuyorsun. Ama korkma. Onu kendi gözlerimle gördüm tatlım. Uğur böceği tam bir kahraman. Hepimizi koruyacak. Ona inanıyorum. Gerçekten bir şey hatırlamıyor musun yani? Resmen aklını kaçırmıştın. Gerçekten acayipti. Beni az kalsın eziyordun dostum. Ha? Affedersiniz, kendimi kaybettim. Canavar işte. Ne bekliyorsunuz? Çıkarken kapıyı arkandan kapatırsın. Evet, bu sözler seni iyice essin. Sabrın iyice taşsın. Akuma seni bekliyor. Adrian, hadi ama bunu yapma. Baban çok kızabilir. Ona beni görmediğini söyle. Lütfen. Bunu Ivan'a nasıl söylersin? Asıl canavar sensin. Sabrina'nın babasının kolunda ben kırdım öyle değil mi? Sırf o zavallı süper kahraman görüntülerin televizyona çıktı diye her şeyi sen biliyor değilsin. Seni iğrenç. Buna bakın çok kızdı. Şimdi kıyafetlerini yırtıp yeşil bir dev canavara dönüşecek sanırım. Merhaba Chloe. Adrian sen gelmişsin. Ben hallederim. Bence Milene ne hissettiğini söylemelisin. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Hadi ona nasıl baktığını gördüm. Ha? Hayır, olumsuz düşünme Ivan. Yani kısacası olumlu düşün. Eminim Milen de senden hoşlanıyordur. Konuş onunla. Kelimelerle aram hiç yoktur. Ne? Ne gerek var ki? Ona resim çizebilirsin, çiçek yollarsın. Şarkıda yazabilir miyim acaba? Bu harika bir fikir. Kim kendine yazılmış bir aşk şarkısını sevmez ki? İşte bu Ivan ve olumlu düşün. Olumsuz duygular ortadan kalkıyor. İmzalı Adrian, fotoğraf alabilir miyim imzalı acaba? Harika. Adrian, lütfen hayranım. Vay canına. Burası senin sıran Adrian. Sana ayırmıştım. Tam benim önümde. Teşekkür ederim Chloe. Merhaba Adrian. Chloe ile arkadaşsın sanırım ha? Hey,
Neler oluyor burada? Dün buraya oturan şımarık çocuğa bir ders lazım kesinlikle. Biraz saygı görmesini sağlıyorum, o kadar. Sence buna gerek var mı? Okulla ilgili öğrenmen gereken çok şey var Adrian. Ustayı iyi izle. Alia, süper kahraman olup kötülerle savaşmayı sen de istemez miydin? Kesinlikle. Ben kimseden korkmam ki. Neden? Ah, öylesin işte. Hey, ne yapıyorsun sen? Tamam, anladım. Üçünüze de tebrikler. Çok komik. Hayır, hayır. Ben sadece bunu çıkarmaya çalışıyordum. Aa, öyle mi? Chloe'nin arkadaşısın, öyle değil mi? İnsanlar niye bunu soruyor? Saygı ne demekmiş, şimdi gördün mü? Onu sanki daha önce bir yerde gördüm. Aa, tabii ya, en sevdiğim moda tasarımcısının oğlu Gabriel Agres. Babasının oğlu, genç süpermodel ve Chloe'nin arkadaşı. Hah, boş versene. Chloe'nin fikri olduğunu neden söylemedin ki? Küçüklüğümden beri Chloe'yi tanırım. Kusursuz biri değil ama onu küçük düşürmek de istemem. O benim tek arkadaşım. Ben Nino. Birkaç yeni arkadaş edinsen iyi olacak dostum. Hayır, geç kalacağım. Aa! Ivan, beni korkuttun. Bunu senin için yaptım. Milan, en güzel sensin. En güzel sensin. Evet, işte ben de bunu bekliyordum. Ne yapacağını biliyorsun Akuma. Avının peşine düş hemen. Uç hadi ve ona kötülük sal. Bu senin son şansın taş yürek ve bu sefer bir yardımcın var. Hayatının aşkını bulmana kimse engel olamaz. Sakın unutma, karşılığında bir isteğim olacak. Agrest, Adrian? Buradayım diyeceksin. Burada. Bonjour, Chloe. Burada. Brule, Ivan. Burada. Milan. Bırak beni Ivan. Ben artık Ivan değilim. Adım Taş Yürek. Bunu neden yapıyorsun? Sonsuza dek birlikte olalım diye. Baba, canavar geri döndü. Sen. Hadi peşinden gidelim. Hayır, sen git. Ben bir yerlerde saklanacağım. Kızım, uğur böceğini öyle göremeyeceksin ama. Uğur böceği ben olmadan da bu işi halleder. Madem öyle. Dur, çantan. Okuldaki ilk günüm ve öğle arasını bile daha göremedim. İşte tatil. Ben de bundan söz ediyorum. Hayır. Daha ödev yapacağız. Flag, pençeler. Daha kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Babam belediye başkanı. Buraya polisi de getirir, orduyu da, hatta askeri de. Süper kahramanları unutma. Kusura bakma. Süper beceriksizler demek istedin. Atlı süvari mi dediniz? Alın o zaman. Ne? Hayır. Hayır. Yakalayın. Dikkat et. Nereye gidiyoruz? Bir mesaj verme. Sonra siyah kelebekçik sayesinde sonsuza dek birlikte olabileceğiz. Bütün bu aşk meşk olayları canımı sıkıyor artık. Merak etme küçük canavar. Ben sana da iyi bakacağım. Beni duyabiliyorsan Uğur böceği yardım etsen iyi olur. Hala neyi bekliyor? Bırak beni taş kafalı.
İmdat! Uğur böceğine ihtiyaç var. Bunu yapacağını biliyordum. Tamam ama hala bundan emin değilim. Ama Alya tehlikede öylece durup bekleyemeyecek. Peki melekler! Burada duramazsın. Çok tehlikeli. Ha! Kara kedi yok ola. Çok üzgünüm, geciktim. Söylediğimi bilmiyorum ama dünyamı tersine çeviriyorsunuz. Aa, ne kadar da şakacısın. Ama esprilerin zamanlaması iyi değil. Buradan kurtulmalıyız. Hey, onlarla da ilgilenmeyecek miyiz? Hayır, hepsini kurtarmak istiyorsak kaynağını bulmamız lazım. İşte bu. Kızımın bana verilmesini talep ediyorum. Baba! Bak ne diyeceğim, kızını alabilirsin. İmdat! Herkes iyi davranacağım, lütfen bir beni kurtarsın. Ciddi değildim. Ne? Küçük prensesim. Saldırıya hazırız. Durun, onlara saldırmayın. O zaman çok daha kötü olur. Ama benim daha iyi bir planım var. Sen kenara çekil ve işi profesyonellere bırak. Yeterince başarısız oldun. Haklı. Eğer taş yüreğin akumasını en baştan ele geçirseydim bunlar yaşanmazdı. Bu işi başaramayacağımı biliyordum. Hayır. Yanılıyor. Çünkü sen olmasan Uğur böceği de olmaz. Biz olmasak bu kadarını başaramazlardı ve bunu onlara kanıtlayacağız. Bana güvenmelisin. Tamam mı? Tamam. Paris halkı, beni dikkatle dinleyin. Ben Hawkmoth. Hawkmoth mu? Uğur böceği, kara kedi. Bana Uğur böceğinin küpelerini ve kedi yüzüğünü verin. Bu masum insanlara yeterince zarar verdiniz. İyi deneme Hawkmoth ama kötü adamın farkındayız. Rolleri değişmenize gerek yok. Sen olmasan bu masum insanlar da kötü insanlara dönüşmemiş olurdu. Hawkmoth, ne kadar sürerse sürsün seni bulacağız ve kendi mucizeni bize vereceksin, anladın mı? Kötülükten vazgeç! Söz veriyorum, sana kim zarar vermek isterse Uğur böceği ve kara kedi bunu engellemek için her şeyi yapacak. Evet! Vay canına! Maskenin arkasında kim varsa o kızı çok sevdim. Süper kahramanların sorunu da bu işte. Fazla kahramanlar. Taş yürek, sevdiğini senin elinden almaya çalışıyorlar. Mucizelerini sen onların elinden alıp güçlerini yok etmelisin. Tamam Hawkmoth. Yardım edin. Mileni benden asla alamazsınız. Bana gelin taş canavarlarım. Etrafımız sarıldı. Ne yapacağız? Ona saldıramayız. Evet ama akumanın nerede olduğunu biliyoruz. Taş yumruğunda olmalı. Miller'i tuttuğu elinde yani. Ona aşık olduğunu tabii ki biliyoruz. İşte bu. Taş yürekle Miller'i ayıramayız. Ama tam tersini yapabiliriz. Onlar birbirleri için yaratılmış ama bunu bilmiyorlar. Dediklerini pek anlamadım. En iyisi sana uyuyayım. Galiba bundan sonra çoğu şey böyle olacak zaten. Yardım et, yükseklik korkum var. Her şey yoluna girecek. Birbirlerini bundan nasıl daha yakın olacaklar? Güçlerimiz sayesinde. Şanslı kızım.
Paraşüt mü? Bununla ne yapmamız gerekiyor? Ne yaptığını bildiğinden emin misin? Çok yakında öğreneceğiz. Elinde hazır ol. İşte sayın. Artık kötülük yapamayacaksın Akuma. Kötülükten vazgeç. Kara kedi, sen Ivan'la ilgilen. Kedi krizim. Güle güle kelebekçik. Mucize uğur böceği. Vay canına. Gördüğümü görüyor musun? Evet. Bu harika ve inanılmaz bir şey. Bu bir mucize. Bu daha başlangıçtı uğur böceği. Kara kediyle bu savaşı kazandınız. Ama sonunda gülen ben olacağım. Mucizelerinizi alıp en güçlü ben olacağım ve gizli hayallerimizi gerçekleştirebileceğim. Ya, hadi gidelim buradan. Tamam. Hadi, yürü. Sanırım söyleyeceğin şeyler var, ha? Ivan'ın şarkı sözlerine baksan iyi olur. Vay canına, bu gerçekten çok güzel. Ne yazık ki çığlık atarken bunu duyamıyorsun. Yani şarkı söylerken. Çok korkunçtu değil mi? Bu yüzden mi kaçmıştın? Özür dilerim. Dikkat edeceğim. Ah, birbirleri için yaratılmışlar. Tıpkı bizim gibi. Olamaz, şunu gördün. Ayrılalım artık. Yine görüşürüz kara kedi. Sizi bekleyeceğim. Eyfel Kulesi'ne bisikletle gittiğimde her şey bitmişti. Çok üzüldüm. Merak etme, yakında iyi bir video çekersin. Çok haklısın. Yeni hedef uğur böceği ve özel bir röportaj. Aa, bu çok güzelmiş. Aa, bekle, daha bitmedi. Maskenin altındaki kimliğini de bulacağım. Aha, o zaman sana bol şans. Bana saygısızlık ettin Adrian. Şu okula bir baksana. Evet baba. Bir daha asla ama asla oraya dönemeyeceksin. Baba... Korman olmadan olmaz. Seni her gün oraya bırakıp sonra da alacak. Natalie sana yeni bir takvim hazırlamak istedi. Müziğine de devam edeceksin. Çincine de, eskrime de. Fotoğraf çekimlerine de. Teşekkür ederim Natalie. Teşekkür ederim baba. Hayır, dur. yalnız yanlış sıradasın şu anda. Hadi git artık. İyi insanlar bir şey yapmadığı sürece kötülük her zaman büyüyecek. O da ne demek şimdi? Yani artık sana sessiz kalmayacağım Chloe. Okuldaki kimse sessiz kalmayacak. Bu yüzden kendine çeki düzen ver hemen. çok iyiydi. Dostum, arkadaş edinmek mi istiyorsun? Tamam, git Marinette'le konuş. Şu sakızla ilgili mesela. Ama ona ne söyleyeceğim? Kendin ol yeter. Merhaba. Ben sadece sıradan sakızı çıkarmaya çalışıyordum ve sana bunu söylüyordum. Yemin ederim. Daha önce okula gitmedim. Hiç arkadaşım olmadı. Bunların hepsi çok yeni. Yarın görüşürüz. Yarın.
Görüşürüz. Ay, niye konuşamıyorum ki? Hey, sanırım bir fikrim var benim. Okulun ilk gününden bir çift aşk kuşu çıktı bile. Pis. Neyse, o sadece arkadaşım. Arkadaş. Harika seçim efendi. İkisi birbirleri için yaratılmış.